Lütfen bana kayıt yapmayı hatırlatın. Bu kadar kısmında kayıt yapmadım. Birazcık sabırlı olun. Burayı bir hızlı bir şekilde geçeyim. Arkadaşlar, bir stream cipher'a saldırı düzenlemenin yani cryptanalyze etmenin bir prensibi var. O prensip de şu. Stream cipher sol ve sağ tarafta birer DRNG'den ibaret ve o DRNG aynı RAID değerlerini üretiyor. Gönderici tarafında RAID'ler MAID'lerle mod 2 toplanıyor. CI'ler yani ciphertext bitleri elde ediliyor ve bu insecure kanaldan gönderiliyor. Insecure kanalda adversary bütün bunları kaydetme hakkı var. Karşı tarafta alıcı kanalda CI'ler elde ediliyor. Aynı DRNG, aynı RAID'leri aynı sırayla ürettiği için CI ile RAID'i toplayarak MI'leri bulmamız mümkün. Mod 2 toplamalar yaparak. Şimdi elimde benim istediğim kadar C değerlerinin olma hakkı var. Yani bizim varsayımımız o. Kriptoanaliz varsayımı her zaman düşmanın eline bütün ciphertextlerin geçtiğini varsayar. Varsayım altında ben C değerlerini biliyorum. Eğer non-text attack gibi bir metotla M değerlerini, karşılık gelen M değerlerini biliyorsam C ve M'leri toplayarak birer birer R'leri bulurum. R'leri bulunca ben aslında C'lerden de bağımsız, M'lerden de bağımsız bir modele geçiyorum demektir. Bu modelde eğer ben söz konusu DRNG'nin belirli bir miktar ve consecutive birbirine ardışıl diye bir Türkçe kelime var. Ardışıl değerlerini biliyorsam mesela R7'den R11'e buradan önceki R değerlerini sonraki R değerlerini bulabilir miyim? Buna bir engel var mı? Ben şunu söylüyorum size. Buna herhangi bir information teoretik engel yok. Yani elinize onu bulmak için yeterli bilgi var. Zor bir model olabilir, karmaşık bir model olabilir ama impossible değil. Diğer taraftan bu one time pad için ya da Wernheim cipher dediğimiz model için bu impossible. Niye impossible? Çünkü orada R7'nin bilgisi R8'in değerini tahmin etmenize izin vermiyor. Yani fayda vermiyor. İzin veriyor tabii ki, fayda vermiyor. R8'in değeri ya 0-1 ve ihtimalleri siz bilmediğiniz için o değeri, ihtimalleri sizin açınızdan, bilgisiz olan birisi açısından eşit. Bir de olabilir, sıfır da olabilir. Bilgisiz birisi için başka bir daha iyi bir ihtimal yok. R7'yi bilmek R8'in %50 sıfır ya da bir ihtimali değiştirmiyor. Dolayısıyla informasyon teoretik bir engel var. Wernheim cipher'ı cryptanalize edemiyorsunuz. Ne kadar computational power olursa olsun fark etmez. Fakat DRNG bazlı bir stream cipher edebilirsiniz. Çünkü orada herhangi bir değer, R değeri kendisinden önceki değerlerin matematiksel bir fonksiyonu. O matematiksel fonksiyonu construct edebilirsiniz. Onu yaklaşık olarak bulan bir fonksiyon bulabilirsiniz. Onu hesaplayabilirsiniz bazen. Mesela LFSR modelinde hesaplayabilirsiniz. LFSR'ın herhangi bir bilinmeyen LFSR'ın iki tane bilinmeyen özelliği var. Bir, başlangıç değerleri, S değerleri, başlangıç state değerleri. İki, connection polinomyalı. Öğrendik biraz LFSR'ı artık biliyoruz ki başlangıç değerinin çok büyük bir önemi yok. Çünkü hangi başlangıç değerinden başlarsa başlasın, sequence'ın nasıl gideceği konusunda fikir sahibiz. Önemli olan connection polinomyalı bulmak. Dolayısıyla şimdi şu problemi ortaya attık. Dedik ki çıkışları bilinen
bir LFSR'ın connection polinomini hesaplayabilir misiniz? Cevabı evet. Berlacan-Massey üstelik bulunması çok kolay. Ve bu Berlacan-Massey algoritması bir lineer denklem sistemi yazıyor GF2'de. Eğer 2n tane S değerini biliyorsanız en uzunluklu bir LFSR için 2n S değerini biliyorsanız bundan Berlacan-Massey algoritması vasıtasıyla connection polinomunu bulabilirsiniz. Şimdi connection polinomunu bulabilmek için tabii burada bir n varsayımı var. Ama hiç bu önemli değil. Gerçekten n'in o mümkün aralığı içerisinde aşağıdan başlayıp farklı n değerlerini deneye deneye gerçek n'i bulabilirsiniz. Sonuçta LFSR'lar genellikle yazılım veya donanımda hesaplanmış olsa bile, yani implement edilmiş olsa bile genellikle donanımda, ama hiç fark etmez yazılımda da olabilir, belirli bir uzunluk varsayımıyla yapılıyor. Yani mutlaka bir uzunluğu var onun. Mesela 128 bit çok yaygın bir şey. 128 bit çok yerde kullanılıyor. N değeri 128 bit. Ama siz bunun ne olduğunu bilmiyorsanız, diyelim ki 100'den başlayıp 150'ye kadar 50 farklı değeri deneyebilirsiniz. Siz Berlacan-Massey denklem sistemini N eşittir 100 için çözersiniz. Anlamlı bir çözüm çıkmıyorsa N için 101, çıkmıyorsa 102, en son 128'e geldiğinde o anlamlı çözümün çıkması gerekir. Ben geçtiğimiz derslerde size bunu anlattım. Ve bu konuda bir ödev vereceğimi de söyledim. Ödevi henüz yazmadım. Bu akşam yazmayı ümit ediyorum. Yazıp post ederim. Böyle birazcık programming, birazcık matematik uygulayarak bir problem çözmenizi isteyeceğim. Şimdi mesela burada bunun bir örneğini çözmüştüm. Burada adım adım giderek diyelim ki şu kadar bir R değeri veya S değerini biliyoruz. Bunun bir LFSR tarafından üretildiğini biliyoruz ama uzunluğunu bilmiyoruz. Connection polinomunu bilmiyoruz. Bulabilir miyiz? Cevabı başlarım N'e 1, 2, 3, 4 diye değerler vere vere bu şu Berlacan-Massey denklem sistemini yazarım o N için. Mesela 4 için yazılanı bu. 3 için, 2 için, 5 için, 6 için genellikle aşağıdan başlayıp 1 veya 2 için başlayıp yukarıya doğru ilerliyoruz. Böyle gide gide bunu bulabileceğimizi gördük. Mesela şu anda 1'in anlamlı olmadığını, 2'nin anlamlı olmadığını, 3'ün anlamlı olmadığını, 4'ün anlamlı olmadığını ama 5'in anlamlı olduğunu bulduk. Yani 5 için bir çözüm var ve bu çözüm bize verilen sequence'i üretiyor. Veya bizim elde ettiğimiz sequence'i üretiyor. Sadece onunla kalmıyor. Bu gerçekten de bir LFSR ve gerçekten uzunluğu 5 bir LFSR ise bunun bütün gelecek değerlerini de veriyor. Biliyoruz ki uzunluğu 5 olan bir LFSR'ın n eşittir 5 ise bunun periyodu 255 eksi 1, 31'dir. Yani ilk 31 karakterini bulacağı gibi bundan sonraki 31'i, ondan sonraki hepsini bize bulabilir. Şimdi bu bir tekrar oldu arkadaşlar. Tamam mı? Burada yeni bir şey yok. Şimdi bu bilgilerle yavaş yavaş başka bir konuya geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şeye geçiyorum. Linear complexity diye bir tanım yapıyorum. Linear complexity. Bu bir tanımdır. Nedir linear complexity? Linear complexity neyin linear complexity sorusunu önce cevaplamak lazım. Verilen bir dizinin linear complexity. Yani aslında şöyle bir dizi versem ben size. Desem ki bunun lineer kompleksiti nedir? Böyle bir soru sorabilirim ancak. Verilen bir dizinin lineer kompleksiti. Şimdi bu her ne kadar çok uzun bir dizi gibi gözükse bile belki de bunu
n eşittir 3 olan bir LFSR üretiyordur. Anlatabiliyor muyum? N eşittir 3 olan bir LFSR bunu üretiyor olabilir. Bunu bul diyorum. Dolayısıyla o n değerini bul. Eğer n eşittir 3 uzunluklu bir LFSR'ın bunu ürettiğini buluyorsan, o zaman bu sequence'in lineer kompleksiti 3'tür. Anlatabildim mi? Dolayısıyla uzunluğu m olan bir sequence'in lineer kompleksiti, diyelim ki bir x sequence'inin lineer kompleksiti değeri en az 1'dir, en fazla da m'dir. Arada bir değerdir. Bunun m'e yakın olması, işte burası çok enteresan bir yorum, n'e yakın olması, lineer kompleksin yüksek olması, LC değerinin yüksek olması, daha kompleks, daha karmaşık olduğu anlamına geliyor. Aşağı doğru olması, daha küçük olması, daha az karmaşık olduğu anlamına geliyor. Okay. Bu bir çeşit kompleksite ölçme measurement'ı oluyor bizim için. Şimdi bundan sonra herhangi bir uzunlukta bir sequence'a, 0-1'lerden oluşan bir diziye baktığımız zaman bunu da düşünmemiz gerekecek. Artık belki de böyle bakmalıyız bundan sonra. Bir dakika. Sen çok karmaşık gözüküyorsun. Böyle sıfırlar, birler falan filan. Şimdi mesela bazı şeyler çok az karmaşık gözükür gözünüze. Mesela 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Değil mi? Bu bayağı az karmaşık. Bu niye az karmaşık biliyor musun? Bunun lineer kompleksiti 2'ye eşit. O yüzden az karmaşık. Daha farklı 0-1 kombinasyonları, daha farklı sıralarla ve özelliklerle, tekrarlarla çıkıyorsa lineer kompleksiti yükseliyor anlamına geliyor. Dolayısıyla linear complexity is proposed as a measure of randomness or measure of complexity. Şimdi ben bu kelimeleri böyle çok rahat kullanıyorum ama aslında bunlar çok iyi tanımlanmış kelimeler değil. Randomness, complexity. Bir de araya or koydum. Yani sanki bunlar aynı şeymiş gibi. Şimdi randomness enteresan bir problem gerçekten. Aslında çok iyi tanımlanabilir bir problem özellik değil. Kompleksi de çok iyi tanımlanabilir özellik değil. Yani bir şeyin kompleks olması ne anlama geliyor? Yani ne derler, böyle bir çeşit intuitive, sezgisel bir düşüncemiz var o konuda. Yani mesela dediğim gibi 0-1, 0-1, 0-1, 0-1'in randomness'ı az olmalı diyoruz sezgisel olarak. Veya karmaşıklığı az diyoruz gene sezgisel olarak. Ama sezgiyle matematik yapamayız. Yani bize daha böyle keskin ölçme metotları lazım. Yanılmayan metotlar kullanmalıyız. Şimdi tabii bu randomness veya complexity bir sequence için kullanıyorum ben artık. Şimdi bu sequence'i, bu sequence 1 diyelim, bunu bir random number generator, RNG diyorum, true ya da deterministik olduğunu söylemeden, bunu üretebilir. Ama bu aynı RNG başka bir sequence üretebilir. Şimdi bunun, bu sequence'in lineer kompleksiti 43 çıkar. Bununki 143 çıkar. Yani buradan RNG'ye dönüp RNG senin lineer kompleksin 43'tür ya da 143'tür deme hakkımız olmuyor. Yani lineer kompleksiti of RNG'nin kendisi
probably undefined. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hangi sequence? Ama sequencing'i bayağı well defined. Niye? E çünkü Berlaka masayı uyguluyorum, sonucu buluyorum. Yani hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın bir sequence alıyorum, Berlaka masayı uyguluyorum, onun uzunluğunu buluyorum. Bitti. Şimdi demin bu söylediğim şeyler, mesela 0-1-0-1-0-1 gibi bir sequence'in lineer convex'in düşük olması gerekiyor. Çünkü zaten 2 en fazla. Dolayısıyla kompleksti. Dolayısıyla bu tip measurement'lar daha az oluyor. Şimdi gerçekten random bir sequence versem ben size. Yani tabii buradaki random'ı quotation içine koydum. Çünkü tanımlamak çok güç ya. Çünkü bir sequence'e bakıp sen randomsın deme ihtimalimiz, imkanımız yok. Yani öyle bir hakkımız da yok. Sadece sequence'e bakıp sen randomsın diyemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü senin lineer kompleksin budur diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bir S sequence'i düşünelim. Tamam mı? Lineer kompleksi ölçebilirsiniz. Berlaka masayı ölçüyor. Ama şöyle bir measurement metodu yok alemde benim. Böyle bir metodum yok benim. Yani randomness'ı ölçen bir metodum yok. Lineer kompleksi ölçen bir metodum var. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Randomness'ı ölçmek için bir metodum yok ama o zamana kadar da boş oturmayalım. Lineer kompleksliği kullanalım. Çünkü lineer kompleksliği yani çok güzel bir şeye benziyor. Çünkü lineer kompleksliği mesela bunun şu sequence'in lineer kompleksliğinin 1 olduğunu, bu sequence'in lineer kompleksliğinin 1 olduğunu, bunun 2 olduğunu söyleyerek beni uyarıyor. Yani tabii ki diyeceksiniz ki beni uyarmasına ne gerek var? Bu bayağı bunun randomness'ı küçük. Bunu diyebilirsiniz tabii. Ama asıl konu şu. Asıl konu bir sequence verilmiş. Bu sequence böyle 0-1-0-1-0-1 gibi değil. Daha karmaşık bir sequence. Anlatabildim mi? Ve uzunluğu da M. Tamam mı? Şimdi ben bunun lineer kompleksi, buna S diyelim. Lineer kompleksini hesaplıyorum. Öyle ya. Berlaka masayı koşturuyorum. Bunun lineer kompleksi de M çıkıyor. Yani lineer kompleksi uzunluğuna eşit çıkıyor. Tamam. Bu bunun random olduğu konusunda kuvvetli bir ihtimal verir. Kuvvetli ihtimal verir. Yani strong suggestion, indication olur bizim için. Peki nedir aralığı? Aralığını biliyorum. Lineer kompleksliği uzunluğu 100 olan bir sequence'in lineer kompleksliği en az 1'dir. En fazla da 100'dür. Ne kadar 100'e yakınsa, lineer kompleksliği ne kadar yüksekse randomness konusunda o kadar iddialıdır diyeyim artık. Yani gerçekten randomness'tir. Daha çok randomness deme hakkım pek yok aslında. Ama bir measure işte. Uygun bir measure. Şimdi ben bir takım başka slaytlarım daha var. Onların üzerinde geçmek istiyorum. Biraz daha lineer kompleksliği daha böyle belirgin bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir defa tanımı. Tanımı şu aslında. Uzunluğu n olan bir LFSR'ın ürettiği sequence'in uzunluğu da m
Ama LFSR'ın uzunluğu n. N onun lineer kompleksite oluyor. Yani ben zaten biliyorum onu bir LFSR'ın ürettiğini. Yani benim elimde bir LFSR var ve uzunluğu da n. Bu LFSR x1 xm diye bir sekans üretiyor ve genellikle m n'den çok büyük. O zaman diyorum ki linear complexity of x1 to xm n eşittir. Bu tanım bu. Ve bunu bulmanın bir yolu var mı? Var. Burlakanması var. Algoritması da var. Hiç rastgele bir sekans olsaydı, rastgele bir y1, ym sekansı olsaydı bulduğumuz lineer kompleksite değeri en fazla m olurdu, en az da 1 olurdu. Bu birinci özelliğimiz. Dolayısıyla insanlar aşağı yukarı bundan bir 30 sene önce lineer kompleksliği randomness ölçümü olarak önerdiler. Nasıl uzunluğu metreyle ölçüyorsan randomness'ı da lineer kompleksliğiyle ölç. Değil mi? Bu kadar basit. Dolayısıyla yüksek n değerleri çok random, alçak n değerleri az random. Şimdi şu sol tarafa az randomness olan şeyleri yazalım. Lineer olması. Sağ tarafta non-linear. Non-linear şeyler daha çok randomdır. Sol tarafta less random. Sağ tarafta more random. Sol tarafta less complex. Sağ tarafta more complex. Bunlar bu terimlerin, ben bu terimleri niye kullanıyorum bu şekilde? Bu terimlerin kullanılış şeyleri, hani yerleri. Bir şeyin lineer olması, bilmiyorum ne kadar aklınızdan geçti, daha az random olduğu anlamına geliyor. Daha az, tabii daha az lineer, by definition, bir şeyin lineer olması, daha az lineer. Daha az non-linear, daha az random, daha az kompleks olduğu anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi, ikinci konu da linear kompleksiyle biz aslında verilen sequence'in randomness'ını ölçüyoruz. Onu üreten makinenin randomness'ını ölçmüyoruz. Birçok kişi bu konuda kafası karışıktır. Zannederler ki biz makineyi ölçüyoruz. O reyleri üreten makinenin kompleksisi bu. Yok değil. Çünkü bu makina başka zamanlarda daha random gözüken sekanslar üretme hakkı var. Bir sınır yok. O konuda bir kısıtlaması yok. Dolayısıyla ben onu sen üretemezsin, yeteri kadar random değilsin deme hakkım yok o öğrenciye. Demin dediğim gibi n eşittir 1 ise yani LFSR'ın uzunluğu 1 ise onun üreteceği sequence hep 0'dır ya da hep 1'dir. Eğer n eşittir 2 ise onun üreteceği sequence 0 1 0 1 ya da 1 0 1 0 gibi şeylerdir. Ama mesela 0 0 1 gibi şeyler değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani periyodun 2'den daha fazla olmaması gerekiyor. Biliyoruz ki prensip olarak eğer LFSR n bitse, maksimalsa, maksimalın tanımını biliyorsunuz. İçinde kullandığı polinom primitifse. N bitse, maksimalsa onun periyodu 2 üzeri n eksi 1'dir. Değil mi? Bunu biliyoruz. N bitse, maksimalsa ürettiği sequence'in periyodu 2 üzeri n eksi 1'dir. Ürettiği sequence'in lineer kompleksisti ise n'dir. Yani ben burada bir LFSR koysam buraya, LFSR, bu LFSR n bit
ve maksimal olsa ve bu LFSR bayağı uzun bir şey üretse, ben bunun hangi kısmına bakarsam bakayım, bunun lineer kompleksliği her zaman n olur. Şurasının lineer kompleksliği n olur. Şuranın lineer kompleksliği n olur. Buranın lineer kompleksliği n ya da aşağıda olur. Aslında öyle demem lazım. N ya da daha aşağıda olur. Hiçbir zaman n'i geçemez. Anlatabildim mi? Özellikle aldığın sequence'in uzunluğu n'den uzun ise lineer kompleksi kesinlikle o sequence'in lineer kompleksi kesinlikle n'dir. Özellikle bu. Bunu da açıkladım. Fakat büyük bir problemimiz var. O da şu. Yüksek lineer kompleksite aslında randomness anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ben bunu bir randomness measure olarak ölçeceğim derken çok dikkatli olmam lazım. Yani bu bıçakla bu sebze kesilmiyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Daha başka bir bıçak lazım. Sebebi de şu. Şu tip sequence'ler özel sequence'ler. Mesela 0 üzeri m eksi 1 bir türünden bir sequence. Yani m eksi 1 tane 0 sonra da 1. Ben alsam Berlekam Messier'e desem ki şunun lineer kompleksisini bul. Uzunluğu da m. Toplam uzunluğu m. Desem bana ne bulacak biliyor musun? M bulacak. Lineer kompleksi m'e eşit. Lineer kompleksi uzunluğuna eşit. Bu onun random olduğu anlamına gelmez. Niye öyle diyorum? Niye random olduğu anlamına gelmez diyorum ki? Dememem lazım aslında ama öyle değil. Sebebi şurada. Uzunluğu, onun kendisinin uzunluğunun m olması, onun lineer bir makine tarafından üretildiğinin ispatı aslında. Ve bizim lineer makineler tarafından üretilen sequence'lerin predictability konusunda elimizde Berlekam-Massey gibi çok kuvvetli bir tool var, bir aracı var. O yüzden yani o yüzden dedim de. Yani mesela şimdi bunu bu düşüncemizi biraz uzatalım. Yani mesela elimizde bir true random number generator olsa, o bir sequence üretse, tamam mı? 4 uzunluğunda bir sequence üretse, onun lineer kompleksini ölçsek 4 çıkar. 14 uzunluğunda bir sequence üretse, onun lineer kompleksini ölçsek o da 14 çıkar. 114 uzunluğunda üretse 114 çıkar. Yani true random number generator'ın ürettiği değerlerin lineer kompleksliği, hani 114 çıkmayabilir, 113 çıkar. Mümkün olduğu kadar uzunluğuna yakın bir sayı çıkar. Yani aslında ortalama olarak uzunluğuna eşit bir sayı çıkar. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar, randomness daha yüksek bir lineer kompleks anlamına geliyor. We expect that a truly random source to produce sequences whose linear complexity is unbounded. Yani 4, 14, 114. Sequence'in uzunluğu arttıkça o sequence'lerin linear kompleksi de artıyor. Yani şunu demek istiyorum. Şurada bu makine var. Bu bir LFSR makinesi. Burada da bir makine var. Bu bir true random number generator. Ben bundan bir terabitlik bir değer üretiyorum. Bundan da üretiyorum.
çalıştırıyorum, bir terapetik bir değer üretiyorum. Bunun en değerini mesela 1000 olsun. Tamam. Ben bunun uzunluğu 1000'i geçen herhangi bir, ne kadar çok olursa olsun, herhangi bir kısmına es desem onun lineer kompleksite her zaman 1000 çıkar. 1000 ya da altında çıkar. İstiyorsan bu S değeri daha uzun olsun. Mesela şuna bakayım desem, bunu da T diyelim. Linear complexity of T de 1000'den azdır. Ne kadar uzun olduğun bir önemi yok. Yeter ki 1000'den fazla olsun. Çünkü 1000'den daha az ölçersem daha da küçük çıkacak. Ben mümkün olduğu kadar büyük çıkabileceği ihtimalleri düşünmek istiyorum. O zaman mesela 50 bin uzunluktaki bir kısma bakıyorum. Lineer kompleksite 1000. 150 bin gene 1000. 150 milyon gene 1000. 150 milyar gene 1000. Lineer kompleksite, yani sekansın uzunluğu ne olursa olsun, bunu bir LFSR ürettiği için lineer kompleksite LFSR uzunluğundan fazla değil. Ama bu böyle değil. Ben burada uzunluğu 1 megabit olan bir sequence alsam, buna da R desem, ben bunun lineer kompleksine baksam, bunun lineer kompleksi yaklaşık olarak 1 milyon çıkar. Başka bir sequence alsam daha yüksek, daha uzun, 1 gigabitlik, ona da T desem, lineer kompleksi of T de 1 gigabit çıkar, 1 milyar çıkar. Anlatabildim mi? Ben, bütün mesele bu yani. Arkadaşlar, bugün biraz sorularınıza cevap vermek istiyorum. Yani bir anlamda aslında bu lineer kompleksi konusunu da kapatmış olacağım. Bir de size söylediğim gibi aslında şöyle bir problem düşünüyorum ben. Ben bir sequence üreteceğim. Diyeceğim ki lineer kompleksini bulun bunu. Mesela böyle bir ödev vereceğim. Bir iki tane de böyle ona related alakalı soru sorabilirim onunla alakalı. Dolayısıyla biraz azıcık bu iki konunun, yani B02 slaytlarının ve B03 slaytlarının, aslında B03, B02 içinde duruyor biraz ama gene de ayrı söylemek istedim. Bununla ilgili sorularınız için size 15 dakika veriyorum. Buyurun. Sesli de sorabilirsiniz. Bir çeşit office hours gibi düşünebilirsiniz bu kısmını. Sorularınızı yazabilirsiniz de tabii ki. Hayır. Shannon entropi buna uygun bir metot değil. Evet, biliyorum bunlar başka kontekstlerde böyle söylenebiliyor ama biz daha çok computational randomness ölçmeye çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Yani bizim buradaki analiz metodumuz computational. Dolayısıyla bitstreamlerin analiz metotları o. Sonra bir takım mesela şimdi başka metotlar da var. Mesela söyleniyor. Mesela Maurer kompleksi falan gibi. Şimdi o metotların çok reliable metotlar olmadığını görüyoruz. Sebebi şurada. Onları hesaplamak için önerilen metotlar farklı sonuçlar verebiliyor. Bu da pek hoş bir şey değil. Ben kendi yaklaşımlarımda hep böyle computational, deterministic, hesaplanabilir, computable şeyleri anlamaya çalışıyorum. Yani computable metotlar kullanmaya çalışıyorum. Ya bu soruyu başka bir önce farklı cevaplayabilir. Ama cevap, size verdikleri cevap ne olursa olsun açıkla derseniz pek fazla açıklayamazdım.
Şu anda ben lineer kompleksle ilgili her soruyu, her cevabı açıklarım. Ama Shannon entropi konusunda bir takım cevapların ve soruların çok açıklanamayacağını görüyorum. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Birazcık mekanizmaya bakmanız lazım. Primitif polinom olmazsa connection polinomu LFSR maksimal olmaz. Bakın burada örnekleri var. Mesela primitif bu bir connection polinomu. 1 1 1 1. Bu primitif değil. Dolayısıyla bunun ürettiği sequence maksimal değil. 4 LFSR uzunluğu 4 ise maksimal uzunluk 15 olmalı. Ama bunun uzunluğu 15 değil. Diğer taraftan bu sequence yani 0011 connection polinomulu primitif. Ve onun ürettiği sequence'in periyodu 15. Anlatabildim mi? Mesela 1-1-1-1 olursa primitif değil. Dolayısıyla periyodu ancak 5 olan sekansları üretebiliyor. Şimdi irreducible olması gerekliydi, yeterli değildi. Irreducible olmazsa zaten primitif olamıyor. Primitif olmak için irreducible olmak lazım. Lineer kompleksi nasıl artırılır? Şimdi şu anda artırmayı boş ver. Artırmak ne demek? Yani şu anda nasıl ölçülür? Cevap Berlakamassi. LFSR nasıl tasarlanır? Cevap connection polinomu. Connection polinomu nasıl olması lazım? Primitif. Primitif polinomları nereden bulacağım? Irreducible polinomları alacaksın. O belli bir uzunluktaki irreducible polinomların bazıları primitif. Primitif olup olmadıklarına bakacaksın. Artırmak diye bir derdim yok. Yani LFSR için artırmak diye bir derdim yok. Ama şu soruyu şöyle sormalısın Ebru. Lineer kompleksite yüksek olan stream cipher örnekleri verebilir misiniz? Cevap var. Öyle stream cipher'lar var. Geleceğim onlara. Hocam piyazayı yazdım gerçi ama sizden dinlemek isterim işin doğrusu. Bu connection polinomunu bulmak için bir önceki B02 slide'ında sonlardaki örneğinizde N'i 5 bulduğunuzda yaptığınızı söylemiştiniz ama ben aynı matriste aynı sonuca ulaşamadım. İşlem hatası mı yaptım yoksa benim kaçırdığım bir yer mi var acaba? Şimdi bak burada bunun için miydi? Bu örnek miydi? Evet hocam burada bu son iki hocam. Computational of connection polinom. N eşittir 5. Şimdi burada bu 4'tü. Şimdi bu diğer taraftan bu x küp artı x artı 1'in primitif olduğunu gösteriyor bu. Şu slide 22 nolu slide x küp artı x artı 1'in primitif olduğunu ispatı. Bu slide ise x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1'in primitif olmadığının ispatı. Şimdi senin sorun neydi? 40 numaralı slide hocam. Primitivlikle ilgili bir konu yok. Şimdi konu şu. Burada bir kafa karışıklığı var. O da şu. 40 numaralı slide Berlakamassi içinde bir adım. O adımda bir connection polinomu yol bulunuyor. O connection polinomunun primitif olma koşulu yok.
Hocam aslında şuydu, burada matris çözüyoruz ya S4'ten, burada N5 yazarak tek tek deniyoruz. Aslında konuyu yani demek istediğinizi ben anladım ama buradaki C4, C3, C2, C1, C0 değerlerini ben 5'inde 0, 0, 0, 0 buldum. Hani ben mi işlem hatası yaptım yoksa Anladım. Bu hesaplarken... başka bir soru ama. Bu başka bir soru. Bu lineer denklem sisteminin çözümü sizin yazdığınız benim yazdığım gibi 0 0 1 0 1 değil diyorsun. Sen bana onu Evet. diyorsun şimdi. Ben Tamam. 4-5 tane sıfır buldum hocam. Tamam, sen bana onu diyorsun. Bunlardan sıfırdan farklı olanları buydu. Bir de buydu. Şimdi şu ikisine Doğru. bakıyorum. Bu sıfır doğru. Sonra buraya bakıyorum. Bu 1 artı 1 0 çıkmasın. Bu da doğru. Buraya bakıyorum 0, bu da doğru. Buraya bakıyorum 1 doğru. Buraya bakıyorum 0 doğru. Bunun çözümü bu doğru gerçekten. Peki hocam. Bunun çözümü bu. 1 artı 1'in 0 olduğunun farkında mısın? Hocam ben şöyle, evet hocam onun farkındayım. Şimdi nasıl gönderebilirim size benim yaptığım çözümü piyasada? Şu anda onu tartışmayalım. Ben o Peki, piyasaya hocam. bakarım. Tamam, Tamam. tamam hocam. Ancak bu C değerleri o denklem sistemini sağlıyor. Onu görüyoruz. Var mı başka bir soru arkadaşlar? Burada hocam zaten konu net aslında benim için. Demek istediğiniz mesajı anladığım kanaatindeyim. Sıkıntı yok. Hani sonuç bu şekilde çıksa da problem değil. Ben sadece acaba hani benim yaptığım, kaçırdığım herhangi bir nokta var mı diye öğrenmek istemiştim. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Yani bir sonuç bulduysan, eğer sonuç denklem sistemini sağlamıyorsa yanlıştır, sağlıyorsa doğrudur. Bakarım piyasaya. Şimdi şu denebilir, birden fazla çözüm olabilir mi denebilir? Olabilir tabii, birden fazla çözüm olabilir. O denklem sisteminin lineer bağımlı olduğu anlamına gelir. Yani buradaki satırlar birbirlerine lineer bağımlı olabilir. Mümkündür. Bir Sonuçta bir de de kural yok. şeyi fark ettim hocam. Doğru mu acaba o? C0 değeri daima 1 oluyor. Irreducible'da bölünemez olmasından kaynaklı sona 1 atıyoruz hocam. Doğru mu acaba? Şimdi Sadece bu aslında sekansta değil de. şimdi bakın arkadaşlar, bak şimdi şurasını çok iyi anlamanı istiyorum. Berlekamme masi bir connection polinomunu bulur. Nokta. Berlekamme masinin bulduğu connection polinomunun irreducible veya primitif olması gerekmez. Anlatabiliyor muyum? Ha. Bu tamam. Orijinal olarak irreducible ve primitif olan bir LFSR'ın ürettiği sequence'e siz Berlekamme masiyi uygularsanız, yani sizin LFSR'ınız orijinal olarak zaten primitifse, Berlekamme siz onu uygularsanız onu bulur zaten. Ama orijinal olarak değilse neyse onu bulur. Çok açık değil bu galiba. Ben bir sonraki soruyu cevaplayayım. Arkadaş güzel bir soru soruyor. Diyor ki kaç tane R'yi değerlerini bulmam lazım diyor. Ki ile kastedilen şey Ahmet, what the key, what we mean is the connection polynomial. So there is no other key. Just a connection polynomial and its coefficients. And connection polynomial, length is let's say n. Then you need 2n RE values. İki katı. You need 2n RE values to construct a connection polynomial whose length is n.
Did I answer your question? For example, here in this slide, page 41, the LFSR is of length 5. In order to calculate this, we needed twice the number of S values. Tamam hocam. Okay. Any other questions? Okay, I think we're done with this section. After this seminar, after this lecture, I'm going to prepare your question, your homework questions, and post it. So have a nice evening. Thank you, John. Have a nice evening. Thanks, hocam. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam.